Bu Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere yine Osman Gazi'den, Bursa Osman Gazi Panayır Mahallesi'nden sevgili Ozan Yılmaz'ın kümeslerinden sesleniyoruz. Geçen bölümümüzde izlemeyen arkadaşlarımız olabilir, kaçırmış olan arkadaşlarımız olabilir, izleyicilerimiz olabilir. Onlar için Ozan sana zahmet kısaca bir tanıtabilir misin kendini? Tabii. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Adım Ozan, soyadım Yılmaz, 1984 Bursa doğumluyum. 10 yaşından beri güvercin beslerim, güvercin üretirim. Yani hobim bu. Hayatım bu diyeyim. Şöyle söyleyeyim. Ozan'ın hobisi zirve yapmış durumda maşallah. Aynen. Allah işini rast getirsin. Allah güzel hayvanlara bakıyor. Dediğim gibi geçen bölümü sadece bir söyleşi olarak yapmış. Evet. Dedik ki bu bölümde de artık ırkları anlatalım biraz. Geçen tabii. Bölüm söyleşi çok uzadı. Uzadı. Sohbet çok güzeldi. Çok kuşlar akıcıydı. Çok... Evet. Çok akıcıydı. O yüzden biz kuşları çok fazla anlatamadık. Anlattık ama bir kısmını anlatabildik. Şimdi dedik ki bu bölümde de izleyicilerimize güzel bir görsel sıkmayalım bu hafta sizi. Evet. Sıkmadan evet. Hızlı yani geçeceğiz. Güzel bir görsel şöyle olsun. Sana zahmet ben mi çıkartayım? Sırasını çıkartalım. Elini al, bana sor, ben sana söyleyeyim. Tamam, hızlı bir şekilde. Tamam, bildiğiniz şekilde. Şimdi ya Allah bismillah. En yakında ne vardı? Hemen Alman anlatalım. Demkeç. Alman demkeçimiz var. Abi şöyle ırkın özelliklerine bakın. Herkes her güvercin tanıyamaz. Doğru. Onu söylememiz lazım. Yani bugün hakemlerin bile yoğunlaştığı 1, 2, 3, 5, 10 ırk vardır ama yüzlerce ırk var. Tabii. Ve burada yani, çok fazla ırk var. Bu kadar ırk yani çok farklı. Şimdi bize farklı için, gelen insanlara evet, farklı. Bunun için çok iyi araştırmalar yapsın tabii. İzleyicilerimiz. Yani benim her zaman nazikane tavsiyem şudur. Tek ırk bakan yetiştiriciden kuş edinmek daha doğru olur. Doğru. Neden? Çünkü Alman demkeç. Sadece buna çalışıyordur. Tabii. Bütün kriterlerini çok iyi bilir. Profesyonel doğru, bir yetiştirici bunun bütün kriterlerini çok iyi bilir. Tamam bizdeki kuşların hepsi üstün vasıflı. Burada çok iyi kuşlar var. Evet. Hepsi çok üstün vasıflı ama belki de bir eksik noktamız kalabilir. Aynen. Biz kabaca anlatalım. Şöyle Alman demkeçimiz bu. Kafa, kelle, tepe, perçin, paça, renk hepsi var. O hayvanlarda ne kadar iri olursa o kadar iyi. Evet yani olabildiğince çaplı böyle kocaman tabii. Bir kuş olması lazım. Tabii. Rengin tonajı böyle çok güzel bir aynen. Sarı olması lazım. Hatta şeyde de sarıda da ton farkı olmaması lazım. Ton farkından kastımızda kafada ne başlıyorsa kanat uçlarına kadar doğrudur. Aynı renkte tek renk olması gerekiyor. Beli açık beyaz, evet. Kuyruk ak kuyruk böyle ak kanat olması lazım. Aynen. Bu tabi damızlık bir kuş olduğu için bakın kanatları yormaması için kendini birazcık da hantal kuşlar o yüzden de pislik bulaşmaması için temizlik yapılmış. Paça bakımı da yapılmış, kesilmiş. Paçaları kesiyorlar ki rahat hareket etsin. Yoksa bunların normalde böyle paçaları var. Hem yavru bakarken de çok rahat ediyor böyle hayvan. Tepe evet. Perçin böyle yüksek olması lazım. Yani aranan bütün özellikler %70, %80 var hayvanda. Evet, evet. Daha iyisi var mı? Her zaman abilerimizde mutlaka, daha ileri mutlaka kesinlikle. Daha yani iyi vardır. İyinin sonu yok. O biz çok sadece görecek. Olanı yorumluyoruz evet, arkadaşlar. Evet biz elimizdekini anlatacağız. Ozan'ın kümesinde olanlarını anlatacağız. Tabii ki hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbirinden ırkın standartlarını çok iyi taşıyan hayvanlar ama dediğin gibi hani biz elimizde olanı anlatacağız. Tabii. Kısaca şöyle diyelim. Yani ırkları kabaca bir tanıtacağız. Doğru. Yani kriterlerine girmeye kalkarsak çok uzar bu iş. Şu kuşu 10 bölüm anlatabiliriz. Anlatırız, doğru söylüyorsun. Yani şu kuşu 10 bölüm anlatırız. O yüzden hızlı geçiyorum. Şu kümese tabii, atıyoruz at, bunu. At. Hemen ben şöyle buradan yandan şuraya salıyoruz. Yanda kümesimiz. Arka tarafta kümes dolu. Her taraf kümes bu arada. Aşağısı da kümes dolu. Onu da söyleyelim. Şimdi burada bir evli kazımız. Evin zaten iki katını kullanmıyoruz. Evet. Üç katlı ev var. Evin iki katı kullanılıyor. İki katı sırf güvercin. Evet. Alt taraflar da fazla güvercin. Bakın avucu tabii benim eller biraz iri olduğu için bana çok küçük geliyor ama bakın. Şöyle avucunuzda kaybolacak. Aynen. Kibar, minicik, minnacık, çok hoş bir güvercin. Felikaze. Şahane bir felikaze. Çok güzel bir hayvan. Bu hayvan besleme işi de geçen bölümde biz anlatmıştık. Ya çok göreceli bir iş. Kimi çok küçük hayvan beslemeyi sever, tabii. Kimi çok büyük hayvan besler. Yani böyle gözümü çok doldursun. Birazdan bakın bu küçük ırklardan birini gösteriyoruz. Yani bu da güvercin olarak minyatür ırklardan birisi. Şöyle bundan sonra hemen onu alalım. Geçen bölüm söylemiştik ya. Dünyanın en iri güvercinlerinden tamam, birisi. Tamam. Onu alalım. Şimdi felikazeyi şöyle bir anlatalım. Sana zahmet. Felikazi'de olması gereken bu. Bademi, tepesi, boyut kısa, kafa topaç gibi olacak. Kesmeler milimetrik olacak. Paçalarda tozluk olmayacak. Renk tonajları birbirine eşit olacak. Felikazi'de aranan özellikle bu. Yani bu ırkta çok fazla böyle dallayıp budaklamaya gerek yok. Yapımı olması gereken bu. Kesme milimetrik, kafa topacı iyi. Tepesi iyi, bademi iyi, tozlukları olmayacak. Renk tonajları da birbirine eşit olacak. Bacakları bunun gibi böyle tertemiz olacak. Çıplak olacak bacakları. Çıplak bacak o zaten olacak. Yurt dışından gelen bir kuş. Evet. Bir abimiz getirdi. Salabilir. Bunu buraya mı salıyoruz? Hemen işi var onun. Sarıyla çaprazlamışlar. Hem hemen. Sarı hem kırmızı verilsin diye. Hemen şimdi biraz önce söylemiştik. Bakın. Dünyanın
En büyük ırklarından. En büyük ırklarından birisi. En büyük demiyoruz ama en büyük ırklarından birisi. Bakın bu bir güvercin. Aynen, maşallah. Maşallah. Subhanallah bakın. Şöyle kanat açıklığı herhalde tahmin ediyorum. İki kanadı birden açarsan. Ozan sana zahmet. Tamam. Hop sinirlenme koçum. Yaklaşık bir metre yakın herhalde. Var. Yani 80 santim kesin de 80-85 var herhalde. Evet. Belki 90 santim yani bilmiyorum. Kolumuzun yukarı aşağı burasına kadar tabii, geliyor arkadaşlar. Tabii tabii yani kendi kuşun uzunluğu bakın bu böyle. Dirsekten şöyle, kolumuza kadar. Şöyle bakılır biliyorsunuz uzatılır. Bakın şöyle bu. Bu da dünyanın, kol büyüklüğünde. Aynen, dünyanın en büyük kuşları içinde sayılacak kuşlar. Daha büyüğü var. Evet Macar balonlar biraz daha farklı oluyor. Bunlar da Romur diye geçiyor. Bunlar da patenti yurt dışından gelen kuşlar. Romur diye geçiyor. Bunlar da elimizde yeterince var. Bunları da besliyoruz, seviyoruz. Dediğimiz gibi bir de Macar balon ırkları var. Bunlara çok yakındır. Onlar da benim çok hoşuma gidiyor. Muhtemelen akrabalık vardır. Var. Şimdi şunu da söyleyeyim. Büyük. Biraz önce söyledin ya. Yani yurt dışında bu işler çalışılmış. Doğru. Biz bununla kalkıp bir felikazi eşleyip mucize çıkartmaya çalışmayalım. Olmaz. Yani bu işler olmuş, oturmuş. Bu kuşun 7 nesli 50 sene geri dün yine budur, Romer'dır. Bundan sonra olacak olan da yine Romer'dır. Ama kendi eşiyle devam ederseniz, kendi nesliyle devam ederseniz bu kuşun 7 nesil 6 aynı devam edecektir. Ama siz bunu kalkıp yo bu çok iri bir kuş ama biz bunu biraz önceki işte Alman Demkeş de çok güzel bir kuş. Evet. O da iri. Bunu paçalıya çevirelim, onunla yapalım. Bitti. Yapıyorlar. Yapmamalı. Zorluyorlar. Yapmamalı. Jumbo yoktu abi. Yani yanlış anlama. Jumbo kuşu yoktu. Kıllı kıllı çıktı. Evet. Bu arayı vurdular. Yok efendime söyleyeyim. O zaman Macar vardı. Büyük Macarlar. Onları vurdular. Farklı farklı. Genleri bozulan hayvan çabuk da bozuluyor. Bak ben çok dikkat ettim. Şimdi, geni bozulan hayvan çabuk hastalanıyor. Şöyle söylemek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Maddi olarak değerli hayvanlar. Doğru. Şimdi ben buna iyi bir para ödemişsem bunun 7 nesil 6'nın hep dolu ve aynı kuşları gelmesini isterim. Doğru. Alırken ona dikkat ediyorsun. Yani şimdi Alman Demkeş hepsinin aynı olmasını isterim. Biraz önce ne örnek verdin sen bana? İşte şunla bunla her neyse. Ya. O ırk önemli değil. Her neyse. Bir ara işte şebap türleriyle oynayalım mı yapalım mı diye düşünülmüş. Ondan vazgeçmişler. Demişler ki bu safkan bir ırk bozarsak mahvederiz güzel bir ırk diye. Bu çalışma işini bitirmemiz lazım. Yani, şebap'ı da çalıştırdılar abi sanki. Eskiden o takoz kafa yoktu. Normal klasik şebap vardı. Ya, şimdi hayvan ne? Ayağı kısa, kafası, boynu yok. Küt boyun. Şimdi şöyle şebaplar şebap'ı çıkmış. Biraz daha safkanlaştırıldı aslında. Şebap, yani şebap ayrı bir ırk. Şebap bir kültür. Kesinlikle. Yani çok büyük değerler ziyade, verilip çok kesinlikle. Büyük yani şeyler. Şebap bir kültür. O yüzden ben şebapçıların hepsine kesinlikle saygı gösteriyorum. Bu evet. İşe en değer veren arkadaşlar diyebilirim. Güvercin aynen. Camiasında bu işe en değer. Hepsinin ayrı bir mekanı var. Hepsi güzel özen tabii. Gösteriyor. Çok ilgileniyor. Yanlış anlaşılmasın. Herkes ilgileniyor ama şebapçılar bu işin yaşam biçiminde. Tabii. Yaşıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani her gece bir şebapçının kümesinde oturulur. Evet. Haftanın 7 gecesi durmaz onlar yani. Hepsi bir yerlere gider gelir. Bursa'dakiler gider yazın işte veya işte sezonunda Urfa'da kalır. Bir hafta 10 gün. Herkes birbirini ağırlar, gezer, kümes gezilir. Bir postacılıkta, bir süs güvercininde bu kültür yok. Yok. O bir kültür meselesi. Onu hep ayırıyorum her zaman. Bazen, çok farklı bir şey yani. Bazen de millet birbirini çekemez ya. Onunkini kötüler, onunki. Kuşçu camiasında oldu. Her yerde olduğu için kuşta da öyle. Tüm sektörler. Ticarette de öyledir ki. Şimdi yani sen satarsın, o seni kıskanır. O satar, sen onu kıskanırsın. Öyle evet. Bir sistem var. İnsanoğlu fıtratımızda var. Mutlaka öyle. Şimdi bakın mesela ona çok benzer bir ırk. Hemen bunu da çıkartalım. Yan yanayken gösterebiliriz hatta. Şey mi? Hollanda'yı verebiliriz. Mesela bakın. Muhtemelen akrabalıkları vardır ama kesinlikle çalışma değildir. Onu söyleyelim. Bakın neydir benzerlikleri mesela? Bana göre göz yapıları, göz çerçeveleri birebir aynı. Evet, bu da iyi bir pembe ile kırmızı arasında bir rengi var. Ama tabii bunun fiziki yapısı, tip olarak bunu buraya mı salıyoruz? Sal. Aldın oraya salabilirsin. Şimdi bunun fiziki yapısı onunla çok farklı. O çok uzun bir güvercin. Bu da tam tersi. Bu yapıya göre çok kısa bir güvercin. Aynen. Ama ne var? Göğüs yapısı üçgeni çok geniş. Şöyle göğüs üçgeni çok geniş. Çok kalıplı. Çok da uzun bacaklı. Çok gösterişli, alımlı çalımlı bir kuştur yani. Ötüşü falan çok tabii, mükemmel bir mükemmel. Hollanda güvercini. Ama mizaç olarak sert kuşlar. Herkesin sert. Besleyemeyeceği kuşlar. Aynen. Onu da söyleyeyim. Bende de vardı bir kümes. Geçen de gönderdim hepsini. Evet Manisa'dan bir arkadaşımıza gönderdik. Hepsini yani kümese yaklaşamazsınız. Patır kütür atıyor kendini. Evet. O işte güvercinin işi dedik ya. Yani çok göreceli bir iş. Şimdi bunu da buraya salacağım. Sağ ol. Şimdi dedik ya göreceli mesela. Nerede bir oyunu kuşumuz vardı. Nerede o bizim aslanımız? Mesela bakın. Bak bu da başka bir insanlara. Şimdi.
her gönle hitap ediyor bu kümes. Dedik ya biraz önce. Her gönle bizde hitap ediyor. Bizde yok arkadaşlar. Evet. Her şey var. Yani, siz hayal edin biz çikolatalım. Aşağısı da dolu. Şimdi her gönle hitap ediyor. Bu da farklı bir kültür. Bakın, o başka bir şey. Farklı bir kültür. İzleyicilerimize şöyle gösterelim. Bu kültür bizim çok eski bir kültürümüz. Aynen. Bakın ya Allah bismillah diyeceğiz. Maşallah. Bu da farklı bir kültür. Alan açık olsun, o tavandan inmez. İşte dedik ya yani. Oyun kuşunda güvercin... da ne var abi, lafını kestim kusura bakma. Estağfurullah. Oyun kuşunda da ne var abi, bazı abilerimiz kanadına bakıyor, hayvanın ne olduğunu anlıyor. Şimdi bu kuş içeride çok vuruyor. Bu kuş içeride vurduğu için havada çok iyi oynayacak diye bir şey yok. Normalde çok iyi kuş içeride çok fazla vurmaz. Evet. İçeride vurmaz hayvan. Bu kuş da çok iyi vuruyor. Ala bir Mardinlerden gelme Eskişehir meşeli bir kuş. Ama havada ne yapar bilmez. Altını çalıştırman lazım. Hiç olmayacak kuştan olmayacak oyun kuşu. O da burada, eşi de burada, o da burada. Ama dediğim gibi yani oyun kuşu çok farklı bir şey. İçeride çok iyi vuran kuş havada istediğini yapamayabilir. Yapamayabilir. Aynen. Evet. Bir de şöyle bunlar içeri kapandığı zaman da bazen çoğalıyor. Tabii sarıya geçiyor. Sarıya girdi mi zaten konu kapandı. Yani dedik ya hep kültür kültür. Bu da farklı bir kültür. Tabii. Şimdi kırlangıçlara geçeyim. Şurada biraz önceki geçen bölümde anlatmıştık. Kırlangıcı bir de bir rengimiz daha var şurada. Arkadaşlar kırlangıçın 3-4 rengi var. Mavisi var, siyahı var, sarısı çok fazla görünmedi artık, çok azaldı. Kırmızısı var. Bakın sabunisini çıkarmışlar. Kim çıkardıysa selam söyleyelim. Bayağıdır görmedik sabunisini. Ben de sabuni renk gayet güzel, minyatür bir kuş. Bakın siyahı, bu da sabunisi. Siyah daha görsel olarak çok iyi değil mi? Tabii. Ya siyah beyaz her zaman başka. Beşiktaş'a. Yani ben Beşiktaşlı değilim ama hayvancılıkta kesinlikle. Yani takım tutmam daha doğrusu, yanlış anlaşılmasın. Takım tutmam hiç fark etmez bizim için. Hepsi bir, hepsi yurdumuzun takımı. Hepsini severiz. Hepsine saygımız var. Ama her hayvan için söylüyorum. Tüm canlılar için. Bakın gözünüzde bir canlandırın. Siyah beyazın güzelliği hiçbirinde yok. Doğru. Hepsinde siyah beyaz daha asildir. Yani ben evet, yıllarca hayvan besledim. Her hayvandan da beslemişimdir. Ama siyah beyazın duruşu hiçbirinde yok. Hemen kırlangıçlarımızla. Küçüğü at. Onu oraya atarsın. Onu şeyi bu tarafa atabilirsin. Siyah beyaz at abi. İkisini de at, hiç uğraşma, onu da oraya at. Tamam, bunu da saldık buraya. Mesela farklı bir Rus kuşuna geçelim. Evet. Her zaman görseli çok iyi olanlardan. Bakın. Maşallah. Maşallah. Ya kanadı kadar paçası var. Aynen. Arkadaşlar. Olması gereken ne diyorsunuz? Bunların bakımları biraz daha zor. Ya paça grup... mesela görseli çok güzel ama paçayı kessek bu hayvan daha rahat hareket edecek. Tabii. Daha çok ama işte bu sefer de ne oluyor? Bakın. İşte bir masaya geldiği zaman, insanlara attığın zaman şu görseli alamıyorsun bu sefer. Şimdi şöyle yapalım. Şunu da gösterelim. Bakın bu paça bakımı yapılmış hali. Bu hayvanın tabii damızlık olan hayvanlarda bu paça bakımı zaten mutlaka yapmamız lazım. Tabii. Eğer üretim yapacaksak bu şekilde kuş üretemeyiz. Hı. Bununla kuş üremez. Olmaz. Yani onu da İzleyicilerimizin bilmesi gerekir mutlaka. Evet, görselin çok iyidir ama hem yavru bakarken hem zorlanır, hem yürürken çok zorlanır. Oradan geçmişken tekrardan süse dönelim. Ben de çok beğendiğim ırklardan. Ben de çok beğeniyorum. Kümesini de şu anda birkaç takım edindim. Var. Şöyle bir duruşu var. Tabii atmak istiyor kendini. Mantolu ırk. Her rengi var. Bu da çok mantolunda, farklı. Ya Cenab-ı Allah'ın lütfu işte, güzelliği burada çıkıyor bakın. Ama bana sorsanız ben beslemeyi çok fazla tavsiye etmiyorum. Niye biliyor musun abi? Full epili gözü hep yem yemeyecek psikolojisinde. Açtığın zaman da görseli bozuluyor. Ama normalde açmak lazım. Yani şu bölgeleri biraz tıraşlamak azıcık lazım. Azıcık tıraşlamak lazım. Ama şöyle de bir şey var. Çok dedik güzel. Ya yani Allah'ın hikmeti bak. Şunu mutlaka o yem yerken açıyor. Bilmem ne açıyor şöyle. Eşleşirken bakın, de açıyor. Evet yani o kur yaparken falan böyle kafayı dağıtıyor. Şöyle kafa meydana çıkıyor. Evet. Şu kurtan kesme kafa ona. Beyaz olan meydana çıkıyor. Şöyle azıcık da olsa dağıtıyor. Ve şöyle söyleyeyim. Ender ırklardan biridir. Şu özelliği. Kendi yavrusunu çok iyi bakan ırklardan birisi. Süs güvercini anlamında. Diğer süs güvercinlere bakarsanız geneli şeydir. Narindir. Çok bakmaz yani yavrularını. Evet. Süs güvercini üretmek biraz zordur. Peki bir de bunların aslan başları var. Biliyorsun değil mi? Evet. Daha evet. Az yeleli. Evet. Aynı familyadan benzer. Evet. Biraz daha yüzü gözü daha açık. Evet. Bunda da aynı şekilde. Bu da mantolumuz. Mantolumuz. Bunda da boy iri olacak. Mantosu ve renk tonajı şöyle baktığınız zaman. Bakın. Tek bir tonda hepsinin aynı olması lazım.
Boylu postluk alındı buraya maşallah. Çok güzel. Çok da güzel bir kuş. Onu da salalım buraya. Uçar. Uçuyor da kendi kendine. Evet. Şimdi hemen şöyle şunu sen tutsana zahmet. Dragon. Şimdi şöyle. Sen bak hemen dragon dedin. Sen başka bir şey dedin. Onu da söyleyeyim. Ben onu da söyleyeyim. İzleyicimiz genel anlamda bilmeyebilir. Bu güvercin Türkiye'deki bilinen ismini söyledik. Bilindik ismi dragon. Aynen. Herkes dragon olarak biliyor. Aslında dragon ejder dedikleri kuş var ya. Evet. Ejder dedikleri kuş. Bizde çok yanlış bilinen tabirler var. Evet. Aslında bu bir takma isim diyelim. Yani hemen kısa geçmişler, hızlıca geçmişler. Dragon ismi ejderin asıl ırkı, dünyada tanınan ismi dragon. Bu da Alman Homer. Alman Homer. Homer yazın aslında bunu bir kere. Orijinali. Alman Homer. Yani Germany Homer diye yazıyor aslında. Alman Hammer bu. İki M'li değil, Homer diye geçiyor. Bakın yazın. Alman Homer diye veya Germany Germany Homer diye yazın. Bu ırk çıkacak. Güzel bir ırk. Ben de besliyorum çok bunlardan. Güzel. Çok güzel bir ırk. Çok... Ben mesela Amerikan şovları da bunlara çok benzetiyorum. Show Rager'ları. Çok sakin bir ırk. Evet. Yani gidin kümeste tünekte dururken sevebilirsiniz bu kuşu. Evet. Çok sakin. Hiç öyle hiç diğer kuşlar gibi biraz önce bahsettim kafası, mesela. Kafası Honda... nasıl güzel. Onun daha iyi. Biraz daha tabii, yaş yani, aldığı için daha tabii, güzel. Tabii damızlık vasfı daha ileride çok bir hayvan güzel. Bu. Güzel şekil çok olarak. Güzel, maşallah. Gayet iyi maşallah. Subhanallah. Bu da aynı ırkın. Bu yavru zaten. Kızma geç. Bir hayvan. Aynen, genç bir hayvan. Haydi bakalım geç. Renkleri şimdi... Aynı ırka geçelim abi. Şu sarıyı al istersen sana zahmet. Hani mesela o ırktan devam ettik ya. Ha evet. Bunun bir tane daha karşılığı vardı karşılığı galiba. Benzer. Değil. Afrikan olarak. Ha. Şimdi bakın benzetilecek aynen, şekilde. Aynen. Nasıl benzetilecek? Onu da şöyle gösterelim. Bakın yani ırklar birbirine çok benziyor. Ne farkı var derseniz şimdi Ozan anlatacak bize. Abiler bunlar Semerlen dediğimiz ırklardan. Semerlen dediğimiz ırklardan. Bu da Afrikan dediğimiz ırklardan. İkisinin birbirine eşit. Daha iri, daha farklı bir kafa yapısı var ona göre. Biraz daha uzun ama aynı ırklar bunlarla, Afrikanlarla. Bu Afrikan dediğimiz aynen. Irk kısa gagalı bir ırk. Evet. Önünde bir gülü var. Aynen, bunda da aynı şey. Çap olarak küçük. Ona göre küçük. Daha küçük. Aynen. Yoksa nitelik özellik farkı birbirinden aynen. Yok. Kafa yapılarına bir bakabilir miyim şöyle? Bence yukarı aşağı biraz daha uzun. Çok tabii kafa Semenin. Büyük olduğu için bu biraz daha yuvarlak olabilir kafa tabii. Yapısı. İyi araştırmak lazım. Bunu tabii. Biraz daha yuvarlak olabilir. Afrika'nın bir iki tonajı var. Bir küçüğü daha var. Yani Afrikanların biraz daha farklı var. Kanatları daha şey olan var. Kara kuyruklu olanlar var. Renk işi zaten sonsuz bir iş. Sonsuz, aynı. Yani renk bunlar, konusuna girersek sonsuz bunlar bir iş. Bunlar da aynı ırklardan. Şimdi şöyle söyleyelim. Al. Evet. Hay maşallah. Şimdi bu güvercinleri görünce söylemek istiyorum. Çok iyi. Doğuya ve Güneydoğu'ya biz buradan geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Allah sabırlar versin ölenlere. Amin. Allah rahmet eylesin. Büyük acılar yaşandı. Hakkari, Hatay. Kahramanmaraş, Maraş. Gönlümüz orada hepsinde, Adana, Urfa, o bölgede hepsine Allah sabırlar versin. Bu güvercinleri görünce oradaki kültür de aklıma geliyor. Orada da güvercin kültürü dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde. Evet. Yani öyle bir kültür vardı. Orada canlar yok oldu. Hepsine Allah sabırlar versin dediğim gibi. Bu güvercinin herhalde ana vatanlarından birisi orası doğru. Herhalde. Memleketi orası. Aynen. Oradaki izleyicilerimize de bizi izleyen izleyicilerimize selamlar olsun. Selam. Hepsine Allah sabırlar versin tekrar dediğimiz gibi. Allah yardımcılar olsun hepsinin. Ölenlerin başı sağ olsun. Amin. Allah rahmet eylesin. Bu da müsevet dediğimiz bir ırk. Bu kendisi maşallah. Yani aranan bütün özellik bu hayvanda kat ve kat var. Boy, poz, renk, kafa, kelle, renk. Maşallah ben çok beğeniyorum. Çok kalıplı. Bunu. Siyahının siyahlığı derler ya. Siyahın siyahlığı. Çok bakın güzel. Cam gibi. Şöyle çok bir güzel. Göstereyim. Yani tam böyle kuzgun derler ya. Kuzgun karga cam gibi parlak. Böyle pırıl pırıl parlayan çok parlak bir siyahı var. Beyaz da tabii ona keza bembeyaz. Çok gösterişli. Böyle kocaman bir kuşumuz. Musebetimiz. Bu da dediğim gibi Hatay bölgesinin, Antep bölgesinin Rovaş'ta kuşlarından birisi. Oradaki tabii. Kuş kültüründen de biraz bahsedeyim. Tabii. Bilmeyen izleyeceğimiz olabilir. Güvercin ben daha önce... Ben bilmem çok fazla. Mesela orada gece uçumu çok meşhur. Erkek uçururlar. Sadece evet. Erkek besliyor. %90 yetiştiricisi orada yalnızca erkek besliyor. Neden peki? Yani üretim orada biraz zormuş. Orada ben biraz araştırdım. Neden zormuş?
Orada dediler ki, yani ilkbahar ve sonbahar pek yaşanmıyor. Neden? 20'li derecelerden birden 40'lı dereceye çıkıyor. 40'lı derecelerden de... İlkbahar ve sonbahar yok. Yok gibi, dediler. Yani orada Adıyaman'da bir arkadaşımızdan ben öğrenmiştim. Bizim buralarda dedi, hani Mayıs'ta dedi abi direkt dedi 40 dereceye çıkar. 20 derecelerden. Kışın dedi aynı şekilde aynı şeyi yaşarız dedi. 40 derecelerden birden dedi kışa girer gibi oluruz dedi. O yüzden de üretim çok fazla olmaz burada dedi. Genelde de öyle sevilir dedi. Bir de dedi, gece uçurmasının sebebi benim kendi sadece araştırdığım, kendi duyduklarımı söylüyorum. Belki farklı fikirler de vardır ama. Bir de dedi orada gece uçurmanın sebebi gece daha serin olması. Yani ekstra mantıklı. Bir şey yok. Mantıklı. Yani gece gündüze göre çok daha serin. Ha ne var? Arkadaşlar sistem kurmuşlar. İnşallah Allah kısmet ederse gideceğiz. Oraları da göreceğiz, ziyaret edeceğiz. Oradaki arkadaşlarımızı, izleyicilerimizi ekranlara taşımak isteriz. Oradaki kültürü de anlatmak isteriz. Olan biteni de anlatmak isteriz. Projektörleri aydınlatmışlar teraslarının çatılarını. Bütün gece uçum yapıyorlar. Bu yanlış bir yerinde olmayan bir sistem. O zaman ne diyoruz? Çiftçi TV her yerde. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Şimdi musebetimizi de böyle kabaca anlattık. Çok güzel bir hayvanımız. Maşallah. Onu da salalım. Şimdi şurada hünkârları biraz önce anlatmıştık ya. Şunu sana zahmet tutabilir misin? Tamam. Şimdi iki tane hünkâriyi birbirimiz... Burada bir boğmamız var. Bakın hünkârları de sadece şöyle boğma diye geçmiyor. Şöyle sadece nakışlı değil. Şunu da gösterelim. Şöyle çavuşlu mavi. Var. Bu da çavuşlu diye tabir edilen. Biz şimdi posta güvercinine çok alışık olduğumuz için illa kanat göstereceğiz postanın. Postanın da... bir tutuşu var şöyle. Aynen. Bakın. Şöyle. Aynen. Bunda da kuyruk pareleri böyle olması lazım. Kanat pareleri. Evet. Kafa. Tepenin sistemi, gülü, ayağı ne kadar iri olursa o kadar iyidir. Kuşlarda da bu. Her zaman çok sevdiğimiz, şimdi, beğendiğimiz bir... Sana zahmet. Şunu bana ver. Verdim. Bunu tutar mısın? Tuttum. Bunu salıyorum. Sal abi. Size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi Ozan kardeşimin elindeki modern hünkârı, bir de yerli hünkârı diye tabir ettiğimiz bir hünkârımız var. Bakın aynı renk. Yerli hünkârı ile modern hünkârın arasındaki kafa yapısına bir bakın. Şöyle bir inceleyin. Çok farklı. Yani bu fındık gaga diye tabir ettiğimiz kuşlara mı benziyor? Onlara benziyor. Aynen. Yerli hünkârı. Daha kibar, daha ufak. Tabii. Daha ufak ama şöyle araçlık vasıfları çok üst düzey. Şey var abi, mesela İzmir'e, Manisa'ya, Ege bölgesine, yani sevgiler, saygılar, biz izleyen abilerimiz vardır. İnanılmaz derecede üretim yapıyorlar. İnanılmaz derecede. Yani belki dünyanın çoğu yerinde olmayan hünkârı Ege bölgesinde fazla fazla var. Besleyicilerin eline sağlık. Yerli kesme boğmalar. Mesela şimdi Endüstri Posta göstereceğiz. Onun gibi böyle kesme boğmalar yapıyorlar. Bize aşık ediyorlar. Yani şu kuş, yani ben hünkârı her zaman, hiçbir zaman değerini kaybetmeyen tek kuş derlerse benim için... Şov yine başladı arkadaşlar. Şov yine başladı. O inmeyecek bak şimdi aşağı. O inemeyecek oradan aşağı. Bence çok çok iyi üreticiler var. Hani eğer bu ırkı besleyen abilerimiz varsa Manisa, Ege bölgeleri, İzmir bölgelerini gezmeleri lazım. Ben mesela gittim. Ya tabiyle de çok gittik bak. Sadece boğmacılara gittik. Evet. Ben çok çok hani haz aldım onları gördükçe, üretimhanelerini. Dediğim gibi yerlisi başka bir aşk. Modern başka bir aşk. Şimdi görseli başka bir şey. Şöyle bir canlımız var. Bakın hep değişik değişik acayip acayip şeyler çıkıyor. İsrail'in mavisi. Daha İsrail... farklı da bir ismi var. O ne? İşte onu biz de bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum. Biz de çok fazla çok fazla gördüğümüz bir ırk değil. İsrail'in farklı bir versiyonu, mavisini çok görmediler. Ben de çok beğendim. Aldım. Hatta siyahları da var. Evet. Sarıları da var. İsrail diyelim biz. Bilen abilerimiz farklı da bir ismi geçiyor. Biraz daha böyle Hardoni tarzı onda, gelen bir hayvan. Çok da acayip var. Görse pek yoktur o mavide. Yok. Ben de görmedim. Şimdi şurada ne gösterelim? Bak şunu bir gösterelim, şu iki tanesini. Birini sen al. Birini ben alayım. Hep böyle şeyden postadan gidiyoruz ya. Evet. Yani bunlar da yani kurban olayım Allah'a. Yani çok yani kurban olayım ya, insan bazen kelime bulamıyor biliyor musunuz konuşmaya. Evet. Ya nasıl bir şey yaratmış bizim için. Hani biz insanoğlu olarak bilmiyorum da şükretmesini bilmiyoruz. Evet. Nasıl güzel bir şey, ırk,
renk, tonaj. Bu rengin adı Endülüs. Endülüs, evet doğru. Onu söyleyelim. Şimdi bu Endülüs'ün açılımı da... Elimi sıraydı. Allah şey. Allah. Evet, evet, baksana. Onu görmüş ya. Ne oldu ha? Ha gel. Ha, oynuyor boncukla. Aynen. Şimdi şöyle, biraz pul desenli. Evet. İçerisinde mavi ve kırmızıyı barındıran, kendileri de böyle şeyleri bej renginde diyelim, böyle boz renkte, az açık renkte tüy rengi, beyaz değil bu, onu söyleyelim. Göğüs kısmı kahverengi ve kafaya doğru siyahla mavi arasında. Doğru. Antrasit diyebilirim, o renkte bir yapısı var. Bu rengin adı tüm ırklarda, bak ne güzel oynuyor. Oynuyor, ha. Elim ısırıyor. Allah Allah. Baksana. Sakin demek ki, çok sakin bir ırk demek ki. Çok güzel bir dişi. Irkın adı ne? Onu da söyle. Çin çaykası. Çin çaykası. Onu da söyleyelim. Çin çaykası da böyle kibar. Şöyle güzel bir çember şeklinde bir tepesi var. Bütün tüyleri ters. Bakın şu göğüs altından yukarıya doğru hepsi ters. Ve sırtında da şöyle şu dişi de çok daha belirgin. Bunun herhalde düşmüş ya da ben mi? Biraz daha er dişisi. Böyle bir üst seviye daha üstte. Bu çayka evet. Böyle düzgün yapar. Göğüs bölgesi daha açıktır. Buradan daha fazla gülü vardır. Hani memeli dediğimiz tabir var ya, evet, doğuda, evet. Onların bir farklı versiyonu, çiçek gibi bakın, üstleri patlatmış, göğüs üstleri, kanat üstleri. Ama bu rengi gerçekten bulmanız çok zordur. Sarısında bizde sarısı da var. Hı-hı. Ama bu Endülüs dediğimiz ırk çok farklı ve de çok da güzel. Hani besleyecek abilerimize. Peki anaçlıkları nasıl? Nasıl abi? Anaçlıkları nasıl? Kendi yavrularına bakabilirler. He, tamam. Zaten bizim ama için, işte şu insanlar, için... insanoğlumuzda ne var biliyor musun abi? Şimdi bu kuşu aldı ya üretici, hemen 10 tane de bakıcı alayım. Altınıza, öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu hayvan bir annelik duygusunu yaşaması lazım. Evet. Yani bir hayvanın altından devamlı yumurtasını süre alırsanız bu hayvan belli bir zamandan sonra iflas eder. Yani insanoğlu gibi düşünün. Devamlı doğum yapan bir hanımefendi gibi düşünün. Olmaz. Güvercinde de öyle bir şey. Belli bir alanda bırakmamız lazım kuşun şöyle yumurtasını kendisine. Şöyle söylemek istiyorum. Yani döl kalitesi bozulur mu? Bozulur. Hayvan da yıpranır. Hayvan da gerekenden çok fazla yıpranır. Çok fazla yıpranır. Çünkü yani siz buna ne dersiniz artık bilmiyorum. Yani hayvancılıkta sağma derler ya. Siz sağım yapıyorsunuz. Sağma. Gereğinden fazla sağım yapıyorsunuz. Evet. Gereğinden fazla sağanan bir ineği düşünün. Bunu da kimyasal yapabiliyorlar ya. Yani normalde... Vücudun anatomisi izin vermez buna ya. Yani. Vermez. Siz ne yapıyorsunuz? Ondan sonra diyorsunuz ki kalitesiz yavrular geldi. Bağışıklıkları zayıf. Tabii. İşte renkleri bozuldu bilmem ne. Dediğim gibi hani vücudun anatomisi buna izin vermiyor. Aynen. Bir tane de burada kalmış. Bu o şey, deres, yüksek ucuzu. Aa bakın, şimdi... Çıkırlangıçın bir versiyonu. Bak mesela sen onu eline alırken ben de şunu elime alacağım. Aynı ırklar, aynı. Bakın. Bu son 2-3 yıldır bu derezler çok meşhur. Aa çok uçuyor. Deres. Bakın hani dersiniz ki ya bu güvercin... Asla uçamaz, yani bir şeye benzetemeyiz dersiniz. Herhalde bir şey, sultan papağanı kadar bir şey, muhabbet kuşundan az daha büyük diyeyim yani size. Minicik bir şey ama saatlerce uçabilen bir hayvan. Deres ırkı, Budapeşte taraflarından gelen kuşlardan çok fazla seri, sert, hızlı uçumları olan bir kuş. Hani kıvırcığın akrabası gibi uçuran abilerimiz var burada. Vallahi ben izledim çok. Kırlangıcın mı, kırlangıcın mı? Kırlangıcın. Ha, kırlangıcın akrabası kıvırcık gibi. Dedim ben. Evet. Kıvırcık ama çok sen... benziyor. Yani yapı olarak da yapı olarak da çok benziyor. Aynı. Çok bile. Minyatür. Kopyon gibi. Evet evet, çok minyatür ama aynı kuş değil. Değil. Yani çok benziyor. Şekil olarak çok benziyor. Kırlangıcın bu kadar uçuş performansı yoktur. Mesela bu da çok macar. Benziyor. Bakın macarı bu da. Macarda ne var? Gözler biraz daha fazla beyaz. Fazla. Biraz daha kafa büyük. Kanat biraz daha. Ona göre biraz daha iri. Göz aynı. Çerçevesi beyaz. Gaga aynı. Yapısı beyaz. Yani muhtemelen akrabalıkları da vardır. Var. Ama ne var? İşte bu kanat postalar gibi, mülemaslar gibi kanatların üstünün mutlaka beyaz olması ben gerekiyor. Beyaz, aynen. Kanat kuyruk tek renk, boyunla birlikte kalça altından geliyor. Evet, paçaları yok. Temiz paça. Paçasız bir ırk. Tabii, paçasız bir ırk. Bu da aynı şekilde, paçasız aynen. Bir ırk. Bu da paçasız bir ırk. Bunlar da... Şunu da şöyle bu sağ şekilde. Olun. Şimdi şöyle devam edelim. Evet. Bu da Botoşani dediğimiz bir ırk. Buna benzer ırk çok var. Var. Kronenbergler olsun, işte bunlar birbirine evet. Akraba kuşları, çok iyi araştırmak gerekiyor aynen. Bu tarz şeylerde. Eğer bir şeye meraklanıyorsanız mutlaka sonuna gidin. Doğru. Yani gördük, beğendik, aldık demeyin. Sonra hüsrana uğrayabiliyorsunuz. Tabii. Bazen hani diyor ki, yani işte ben
dediğin gibi hani Botaşan'ı besliyorum. Ama bir bakıyor alakası yok ırkın. Yani bunları çok iyi araştırmazlar. Tabii, mesela tabii. Bu ırkın kendine has özellikleri nedir? Dar bir tepe yapısı. Aynen. Dönmüyor. Mesela biraz önceki Felikaze nasıl mesela dönüyordu komple çevreyi. Bunun böyle daha dar bir ırk. Öndeki perçemi daha çok büyük değil, küçük bir ırk. Bu sarısı kesmesi veya işte kırmızıysa, maviyse neyse artık kesmesi biraz daha aşağı düşüyor. Diğerlerinde daha yukarıda kalıyor. Veya kiminde daha badem gibi. Biraz göreceli bir ırklar bunlar. Bakın burada da kalça temizliği yapılmış. Namızlık aynen. Daha çalışıldığı çabuk, için. Aynen. Daha çabuk eş tutsun diye. Süs kuşlarının olmazsa olmazı zaten. Aynen. Yani bu mutlaka. Çünkü biraz hantal hayvanlar. Aynen. Böyle... Bakın bu da Türkiye'de şu an çok azdır. Ben ilk defa gördüm. Krasnodar. Rus taklacısı diye geçiyor. Hmm. Çok nadirdir. Çok fazla bulunmaz. Biraz kalma. Kelebeğe benziyor mu bizim? Biraz kelebeğe benziyor. Gözler beyaz, kafa ama inanılmaz bir görseli var. Evet. Hayvandaki görseli bir bakın. Ben zamanında elime çok iyisini geçmişti. Evet. Değerini bilemedik. İşte diyoruz ya bazen gaflete kapılıyoruz, veriyoruz. Aslında vermememiz lazımmış. Evet. Şunu görüyoruz, bulamıyoruz. Ya, yok yani piyasada pek yok. Vardır illaki de hani biz göremiyoruz. Şimdi geçen bölümde de bahsetmiştik ya bak şimdi. Hani dedin ya çok iyileri geçti zamanında. Bak çok iyinin yavrusudur bu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki Ozan'ın bahsettiği konu ne? Çok iyileri geçti dediğinden kastını ben size birazcık açayım. Şuraları tam kırmızı olması lazım. Doğru mu? Evet. Şurada bir telek atmış. Aynen. Bunun olmaması lazım. Evet. İşte biraz da burada küçük aynen. Yamaları var. Bunların aynen. Olmaması lazım. Bunlar renk hataları. Aynen. Irkın kalitesiyle ilgili bir hata, herhangi bir sorun, herhangi bir problem olmasa, yok. Tabii, olmasa. Burada ırkın standartları, vücut yapısı falan her şey yerli yerine gayet de güzel. Ne var? Biraz önce bahsettiğimiz konu. Buna farklı bir hattan, farklı bir kandan böyle de olabilir veya temiz olabilir. Çalışırsınız bunun altından dünyanın en ileri çıkar. Doğru. Yani bu burada teleğinde beyaz var diye, işte burada bir kırmızı telek var diye bunu göz ardı etmeyin. Bu kümesinin en değerlisi olabilir. Doğru. Ne diyoruz? Her şey çalışmaktan geçer. Sabırla. Kuşu da çalışarak şimdi çıkartabiliriz. Şöyle, güvercincilik her zaman söylediğim gibi eğer üretmek istiyorsak çok sabırlı olmamız lazım. Doğru. Yani aldık. Ama biz o kadar sabırlı insanlar değiliz. Yani ülkeci olarak sabırlı değiliz. Biz ya maalesef. Adam kornaya basıyor, kavga ediyoruz insanlarla. Yani yapımız da artık öyle oldu. Her şey sinirlenen insanlar oldu. O stresi atmak için herkes bir güvercin kümesi kursun. Kursun, aynen. Ya balık senin dediğin gibi, evet. Ya kanaryası olacak. Alın bir akvaryum, ya da bir köpeği seyredin. Olacak, bakabiliyorsa alana gezdirebilecek. Evet, yani imkanınız dahilinde hiçbir şey olmuyorsa alın bir fanus evinize, bir Japon balığı koyun, seyredin onu ya. Tabii, bizim imkanımız var diye biz kuş besliyoruz. Belki evet. İmkanımız olmasa bu kuşu besleyemeyeceğiz, bu hobimizi yapamayacağız. Bizim abilerimiz var, mesela. Dairelerde yaşıyorlar. Ücret verip kümes kiralayıp orada bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. İmkanınız neyse o. Ben neden burada yaşıyorum? Ben evet. Belki buraya verip daha iyi yerlerde yaşayabilirim. Ama ben burada mutluyum. Evet. Ben damıma çıkıyorum. Efendim söyleyeyim mangalımı yapıyorum. Oturuyorum burada. Yani deşarj oluyorum burada. Burada komşuluk da çok iyi. Evet. Bak, kimse kimseye karışmaz. Evet. Ben buradaki adama kekliği vardı vırt vırt yapar. Bana zarar vermediği sürece insan her şeyi besleyebilir. Bunlar... Ama artık insan olduğunda öyle bir şey yok. Hemen tak belediye arıyor. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Yani inan ki insanlar rahatsız olmasın diye ben çoğu zaman kuş uçurmuyorum burada. Bak, evet. Yani uçum kümesim vardı kaldırdım. İnsanlar rahatsız olmasın. Yani saygıda göstermek lazım bazen insanlara. Kesinlikle öyle. Yani hep duyuyoruz. İşte komşuda horoz ötüyor. Evet. Sonra diyor ki ya diyor bir horoz vardı. Ötüyor yan tarafta. Dediğim gibi şu anda sesi geliyor. Aynen. Ya bir horoz vardı öten o da gitti diyor. Ondan sonra çok şehirleştik. Yani aynen. Biz bunları kendimiz yapıyoruz. Tabii canım ya. Yapmamamız lazım. Kadın orada iki tane horoz beslemiş. Ben ne yapacağım? Yani değil mi? Yani evin ihtiyacı olur. İçin. O da yani horoz da veya tavuk da hani keyiften olsun diye bakılan şeyler değil yani. Abi yapılan kötülük bence karşılıksız kalmaz. Senden kesinlikle kalmaz, öyle. Başkasından kalır. Yani sen o kadının horozunu şikayet etsen başka şekilde sana geri döner. Onun için bence öyle. Saygı duymak lazım. Kesinlikle tabii öyle. O da bize saygı duyması lazım. Ona göre yani 10 tane horoz alıp da burada sabahın köründe bağırttırsan o da hobini yapıyorsan bir tane tamam ona tabii, eyvallah tabii, doğru, ama gelip doğru. De bazen insanlar gözünü çıkartıyor. Mesela benim babamların evi var yan taraf komple boş. Yani kadın mesela bir tane horoz koyuyor. Gerek yok 10 tane koyabilir. Alanı tabii. Çok 600 metrekare yer var. Ama ne abi oradaki insanlara saygısından dolayı bir tane yetiyor ona. Şunu da söyleyeyim. Bilimsel olarak ispatlanmış bir araştırmayı söyleyeyim. Paçasız bir ırk horoz 10 tane tavuğu çok rahatlıkla eşleyebiliyor. Doğru. Yani eğer üretim yapacaksanız onu da söyleyeyim. Yani horoz bakmış olmak için horoz bakmaya gerek yok. Horoz doldurmaya gerek tabii. Yok ortalığı. Tabii. Yani bir ırktan eğer üretim dahi olacaksa 10, 12, 13'e kadar hatta
eşleyebiliyor. Evet. Bunu da bilmiş olsun, bu vesileyle söylemiş olalım izleyicilerimize. Yani yok işte yetmez, biz üretim yapıyoruz, şeyler yumurtalar ölümsüz çıkıyor falan filan konusunu böylece ben kapatma anlamında insanlara böyle bir tavsiyede sen bulunmuş olayım. Sen daha çok tavuk beslediğin için tavuk hepsinden sektöründe de... Aynen. Hepsinden besliyoruz. Bakın bu da bir posta ırkı dedik ya. Aynen. Posta dedik yani çok fazla var. Çok bu fazla. Da bir posta güvercinin ırkı. 200'den fazla dedin. 200'ün bir versiyonu da bu. Bir tanesi de bu. Yani hatta şimdi... biz çıkartmadık. Nürnberg var bak karşıda. Evet. Evet yani orada da miskisi var. Aynen. Sabunisi var aşağıda. Sabunisi var, miskisi var. Renkleri de çok. Siyah var çıkartmadım. Bir de kalemlisi var bunların içeride. Kalemle çizgili evet, olanlar evet, var ya. Evet. Onları da çıkarmadım. Yani güvercin deyince, posta güvercin deyince sadece bir mavi çakmaklı düşünmeyin. Mavi kalemli düşünmeyin. Tabii. Posta güvercinin çok fazla. Şimdi burada birkaç tane daha postamız kaldı. Onları da şöyle yapalım. Alın size bir posta ırkı daha. Değil mi? Bayılıyorum. Bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok Indiana bulamazsınız. Bart, yok Indiana Bart yani Türkiye'de de çok az besleyen var. Indian Barb diye geçiyor. B-A-R-B. Indian Barb. Aynen. Yani gaga kısa. Kelime açılımı nedir bilmiyorum ama değişik bir hayvan. Türkiye'de çok fazla bulamazsınız. Çok fazla rastlamazsınız. Çok değişik bir hayvan. Indian Barb. Gaga kısa, mantarlı, paçaları az olan. Hatta Osman abinin, tabii Osman abinin de bu Kavaş, Osman Kavaş abinin. Şimdi şöyle, bu da bir posta güvercin, o da bir posta güvercin. Hatta burada başka çıkaracağımız posta güvercinler de var. Bak. Posta güvercin deyince yani sadece artık bir mavi çakmaklı veya işte bir mavi kalemli değil. Aynen. Bu iş artık çok aştı kendini. O yüzden de bilmek lazım. Küçük. Ama işte mesela Nürnberg'de o göz kenarını istiyoruz. Göz kırmızı kenarı kırmızı çerçeve. Olacak. Aa çerçeve olmazsa olacak. Olmazsa olmazı. Tabii. Var ha. Mesela bak orada da var. Çerçevesi olmayan da var. İrilik konusunda da işte. İrilik konusu da göreceli bir iş o yüzden. Diyorum ya yani bazı ırklar iridir, bazı ırklar ama o tabii hayvanın gelişimiyle alakalı. Yani küçük bir hayvandan iri bir yavru da gelebiliyor. Çok tabii. İyi bakılır. Tabii. Karkası çok kuvvetli olur, çok tabii. Güçlü olur. Gelebilir. Ben şöyle klasik tutuşumu bir yapayım. Postacılar bir görsün. İşi bilen adam işi her zaman biliyor. Estağfurullah. Bu da bir Endülüs. Güzel de bir örnek. Bize Endülüs versen örneği. Biz onu böyle açarız, şöyle açarız ama postacı direkt açıyor mesela. Tabii yani bunun da bir tutuşu var. Kendine has bir tutuşu var. Bu pulları, bu desenleri bu kuşun olmazsa olmazı. Çok beğeniyorum ben bu rengi. Endülüslerimiz harika. Ben çok beğendim. Ben, harika. Ben... Şimdi şöyle söyleyeyim. Irk olarak da ırkının özelliklerini iyi taşıyan bir hayvan. Ve benim kendi şahsıma söyleyeyim. İyi güvercin beslemeyi severim. Benim değer verdiğim şeylerden birisi mesela beyaz göz çerçevesi, beyaz mantarı. Mantar da bu işin olmazsa olmazı. Olmazı. Kesinlikle öyle. Yani postanın hepsi için hemen hemen ararım yani. Mantarlı olacak. Hatta tabii. Benimki mesela inşallah gelirsin de görürsün. Koca koca mantarlı. Görseli de güzel oluyor. Nasıl kesinlikle. Indian Bart'ın mantarı çok iyi. Mantarsız evet. Olsa hiçbir şeye benzemeyecek. Benzemez. Aynen. Benzemeyecek yani. Benzemez. Aynen öyle. Bu da bir Endülüs'e örneğimiz. Son olarak yavaş yavaş toparlayacağız. Zaten programımızın sonuna da geldik. Şurada iki tane örnek var. İkisini birlikte çıkartalım. Tamam. Birbirine benzeyen kuşlar. Burada bir ardiyozamız var. Yine ondan çalıyorum. Ben de açıyorum. Evet. Ustadan çaldım ve açtım. Estağfurullah. Burada da bir ardiyoza örneğimiz var. Ardiyozaya güzel bir örnek. Son dörtte ardiyozamız. Bakın arkadaşlar kanat feyi dediğimizde şu. Son dörtte artık kendini yavaş yavaş düzmüş. Eşe gelmiş bir hayvan. Genç bir hayvan. Ardiyoza'da aranan özellik ne olması lazım? Renk mi olması lazım? Renginin tonajı. Yani ardiyoza, bakın bunu da söyleyeyim. Çeşitli bir sürü ardinzo, ardoza diye söylüyorlar. Bu kuşun yazılışı ardiyoza. Ardiyoza, öğreniyoruz. Yani çok fazla yazılışı var. Ardonzo, ardinzo, ardonzo, işte aklına geliyorsa o kelimelerle, o harflerle olan her türlü yazıyorlar. Bunun yazılış şekli ardiyoza. Çok da güzel bir güvercin. Gümüş posta. Asıl adı. Bunu böyle tek baktığınızda çok bir şeye benzetemezsiniz. Ama inşallah böyle hani sen de buyur gel ne zaman istersen kümeslerimize. Ama gelirken kağıdımı defterimi alacağım. Not almam lazım. İnşallah. Almam lazım. İnşallah. Çünkü her bunlar... ustadan bir şey öğreniyorsun. Oyun kuşçusundan çok farklı şey bakın, öğreniyorsun. Postacıdan çok farklı. Araştırın. Soruşturun. Abi. Ben eskiyim. İşte 40 senedir kuş bakıyorum falan. Bunu aşın. Şey. Bizim bilmediğimiz bir dünya iş var bunu ya. Hep aşmamız lazım. Tabii. Ben gittiğim yerde hep kulak kabartırım. Yani adam bir şey söylüyor şununla ilgili. Okuyacağız bunu abi. Duyun. Tabii. Mutlaka. Tabii. Yazın aklınızın bir kenarına. Tabii. Yani bu ırkın özelliği mi, besleme şekli midir? Neyse artık. Bunu ne mutlaka. Abimiz hemen karalamış. Karalamış, silmiş. Kime ait olduğu belli değil. Şimdi şöyle bir İnsan de burada da. Biliyor musun? Çok farklı. Ya öyle.
Burada da farklı bir örneğimiz var. Bu Ardiyoza'yı salayım istersen. Onu da sen anlat, sana zahmet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz zaten. Abiler, İstanbul Karagöz diye geçiyor bu bizde. Çok iyi bir bakıcılığı var hayvanların, evet, İstanbul'un. Evet. Onlar da böyle. Onlar da bir posta ırkı. Karagözler. İstanbullu. He, İstanbullu diye geçiyor. İstanbul Karagözlü diyorlar. Bunların 2-3 versiyonu var. İstanbullunun var. İşte İstanbul Karagöz dedikleri var. Biz genelde İstanbullu diyoruz senin dediğin yöresel gibi. Yöresel tabirler çok farklı. Aynen. Şimdi biz mesela bunun bir tıkları gibi... var, bir tık daha büyükleri var. Onlara da aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Bazıları da işte Karagöz diyorlar. Karagöz de deniyor. Yani yöresel olarak çok değişiyor bu işler. Bizde mesela biz Muradiye diyoruz. Bizim pazarda dönek de kimse bilmez. Doğru. Değil mi? Şeyde de İzmir'de ne deniyor? İzmir'de de dönek deniyor. Dönek deniyor. Yani dönek deniyor. Ama bizde sizin dönek diye tabir ettiğiniz kuşları biz Muradiye diye tabir ediyoruz. Evet. Yani yöresel tabirlere çok takılmamak lazım. Şimdi doğru. Mesela yine Hatay tarafından örnek vereyim. Orada çiftli demezler de çütlü derler mesela. Çütlü. Ama o konuşma şeklidir. Saygı göstermek lazım. Yani bazen yorum yazılıyor işte neden çütlü diyor. Çütlü yazıyorlar, çütlü yazıyorlar. Onların gelenek görenekle alakalı bir şey. Ona da takılmamak lazım aynen. Bence. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geldik Ozan. Teşekkür güzel ediyoruz. Bir sohbet oldu. Benim daha da bakın burada bizim gösterebildiğimiz herhalde bir 20-25 ırk mı gösterdik aşağı ama. Aşağı inmedik. Daha da ırklar vardı aslında ama program zaman yetmez buna. Burada belgesel çekmek lazım. O yüzden de. Aşağıda odada mesela bizim bir eşhane sistemimiz var. Bizim komple alt oda görmüştür evet. Abimiz. Komple eşhane sistemi var. Orada tek tek kuşlar var. Ama dediğimiz gibi çok fazla kuş var. Vakit yetmiyor. Evet. Sizi de sıkmak istemiyoruz. Kısa kısa geçtik. Hatamız olmuştur. Hatamız olmuşsa bazı kuşların ırklarında şimdiden affola. Dilimiz döndükçe anlayabildiğimiz kadar, bildiğimiz kadar, öğrendiğimiz kadar bir şeyleri yorumlamaya çalıştık. Ayağına sağlık. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşımın da ayağına sağlık. Geldiniz buraya ediniz. Kadar. Sağ olun. Pazar günü vaktini bana ayırdın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ağzına yüreğe sağlık. Evet sevgili izleyicimiz, Bursa Osman Gazi Panayır Mahallesi'ndeydik. Ozan Yılmaz'ın güvercin kümesindeydik. Bir dahaki programımızda farklı kümeslerde, farklı canlılarla görüşmek üzere. Hepinize Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.